Hoş geldiniz. Bu akşam yepyeni bir heyecana birlikte yelken açıyoruz. Taş Kağıt Makas Atölyesi olarak marka iş birlikteliklerinde bizi takip eden siz kıymetli konuklarımıza, izleyicilerimize en büyük amacımız yeni bilgilerle gelebilmek ve yeni bilgileri paylaşabilmek, alanında uzman konukları sizlerle buluşturabilmek. Bu defa ev sahibimiz Alarko Carrier. Alarko Carrier ailesi Taş Kağıt Makas Atölyesi'nin kapısını çaldı bir gün ve dediler ki doğayla ilgili geri bildirimler hiç iç açıcı değil. Konuşulan şeyler hepimizi endişeye sürüklüyor. Evin içinde de denizle ilgili, doğayla ilgili ve çevreyle ilgili yapılan konuşmalarda evlatlar tedirgin oluyor, endişeleniyor. Ve böyle hepimizin içinde bir gerginlik var. Gerçekten dünyanın sonu mu geliyor? Gerçekten doğaya iyi bakamıyoruz ve artık doğa bunları taşıyamıyor mu? Denizin sonu mu geliyor? Balıkların nesli mi tükeniyor? Gibi 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 bir sürü başlık hepimizi endişelendiriyor. Alarko Carrier ailesi işte bu endişeyi artık psikolojide yeni ismiyle eko-anksiyeteyi nasıl regüle edebiliriz? Neler yapabiliriz takipçilerimize diye Taş Kağıt Makas Atölyesi'ne geldiğinde biz de hiç bilmediğimiz bir konuyla yüz yüze kaldık. Çok heyecanlıydık. Bir şeyler yapmak istediğimiz kesindi ama doğru bilgiyi paylaşmak en çok istediğimizdi. Dolayısıyla ekip olarak büyük bir araştırma içine girdik. Maalesef Türkçe kaynaklar çok azdı, yabancı kaynaklar karıştırdık ve eko-anksiyeteyle tanıştık. Eko-anksiyete okuduğumuz tüm bu bilgilerin aslında evet endişeye sürüklediğini bizi doğrular nitelikteydi. Ama güzel bir ışık vardı tünelin sonunda. Bu ışık da şuydu, araştırmalar, işte psikologlar, uzmanlar kitaplarında diyorlardı ki eko-anksiyeteyi işleyen bu endişeyi faydaya çevirmek mümkün. Tıpkı hayattaki tüm endişeleri faydaya çevirebileceğimiz gibi. Bilmediğimiz şeyden korkarız. Korktuğumuz şey hakkında bilgi sahibi olduğumuzda biz o konu hakkında artık ne yapacağımızı biliriz ve korkmayız. Korkmak iyi bir şeydir. Çünkü tedbir almak için bilgilendirmeyi getirir beraberinde. Tıpkı endişe gibi. Doğanın gidişatına duyduğumuz bu eko-anksiyete aslında bizi eğer okursak, doğru bilgileri doğru insanlardan alırsak doğaya iyi bakmamızı sağlayacak, belki kendimiz için küçük ama insanlık için çok büyük hareketler başlatmamıza sebep olacaktı. Bu konuda bilgilenmeye devam ederken Yuvam Dünya ekibiyle tanıştık. Çok kıymetli işler yapıyorlar gerçekten. Onlara projemizden bahsettik ve yolculukta yol arkadaşı olduk. Ve şimdi bu akşam sevgili psikolog Gizem Sürenkök'le beraber siz ebeveynlerimize, dünyaya iyi gelmek isteyen, evlatlarına iyi gelmek isteyen, evlatlarının duyduğu bu endişeyi faydaya çevirmek için yol haritası arayan siz kıymetli ebeveynlerimize bu gece Gizem şöyle bir yerden konuşma yapacak. Çocuklarımızın bu endişelerine hak veren bir yerden nasıl yaklaşabiliriz? Endişelerini faydaya nasıl çevirebiliriz? Aslında aynı konu üzerinde ebeveyn olarak bizler de endişe duyarken iki endişeli eşlikçi nasıl olabiliriz? Ve evet, faydaya döndürdüğümüz bu şey belki bizim için küçük bir adım ama dünya için çok büyük bir adım ya. Bunu çocuklarımıza nasıl anlatabiliriz? İşte söyleşimiz bu çerçevede gerçekleşecek. Birazdan ben sözü Gizem'e bırakacağım. Bu gece aramızda olamayan, katılmak isteyen tüm katılımcılarımız için söyleşimizin ilk bölümü ve en son bölümü biz montajlayarak bunu sosyal medya hesaplarımızda yayınlayacağız. Çünkü çok kıymetli ve çok önemli bilgiler paylaşıyor olacağız bu gece sizlerle. Söyleşimizin sonunu niye paylaşacağız derseniz, Gizem sizinle sohbet ederken aklınıza takılan soruları soru cevap bölümünden yazmanızı isteyeceğiz. Ama yazmadan önce bir bakın bakalım sizden önce sormayı düşündüğünüz soruyu birisi sormuş mu?
Eğer sormayı düşündüğünüz soru yukarıda varsa hemen onun altındaki kalp işaretine bir dokunacağız. Böylelikle şunu demiş olacağız sisteme. Ben de bu soruyu sormak istiyordum. Lütfen bu soruyu öne çıkartın. Dolayısıyla Gizem'in sohbeti bittiğinde sizlerle Taşkent Makas Atölyem'deki sevgili ortağım Aslı sohbeti devralacak ve sizin en çok merak ettiğiniz 4 soruyu Gizem'e soracak ya da en çok merak ettiğiniz kaç soru varsa onu Gizem'e soracak ve biz bunların kayıtlarını sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşacağız. Bizler Taş Kağıt Makas Atölyesi'nin kurucuları olarak dünyaya duyarlı, ebeveynlik yolculuğuna duyarlı, tüm ebeveynleri kapsayan, şefkat gösteren, anlayış gösteren ve bilgi paylaşmayı çok seven markalarla işbirliği yapmayı çok seviyoruz. Alarko Carrier ailesine çok teşekkür ediyoruz bu imkanı bizlere sağladıkları için. Çok güzel söyleşilerimiz olacak yıl sonuna kadar. Bütün bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Dünyaya daha iyi gelmenin çok pratik yolları var. Çok güzel yolları var. Gerçekten hayatınızda minicik bir değişiklik, dünya için çok büyük bir değişiklik. Hele ki o değişikliği etrafınıza da anlatır, dostlarınızın da bu değişikliği yaratmasına sebep olursanız, işte gerçekten kısa bir süre sonra dünya için, doğa için, deniz için çok daha farklı şeyler konuşuyor olacağız. Biz buna çok inanıyoruz. Bu yol arkadaşlığını bizimle yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve ben şimdi sözü Gizem'e bırakmak istiyorum. Gizem'in kıymetli bilgilerini gerçekten heyecanla bekliyorum. Gizemcim, seni duyabiliyor muyum şu anda? Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim Ceyda. Çok teşekkürler. Çok güzel bir giriş oldu. Ben de çok heyecanlıyım burada olduğum için ve bu etkinliği yaptığınız için de çok teşekkür ederim. Taşkağıt Makas Atölyesi'nde Alarko'yla tabii ki çok çok güzel olacak bence. Umarım herkese faydası dokunur bugün konuştuklarımızın da. Açıkçası ben çok inanıyorum bu konuşmalarımızın bir yerlere dokunacağına, birilerinin hayatını değiştireceğine çok inanıyorum. Ve sloganımızı söyleyerek ben aranızdan ayrılmak istiyorum. Biz diyoruz ki doğaya iyi bak, geleceğe gülümse. Yani kelimelerin bir önemi var, bir anlamı, bir enerjisi var. Biz istiyoruz ki evet endişe var. Endişeye diyoruz ki evet sevgili endişem, doğayla ilgili, denizle ilgili, gezegenle ilgili endişelenmekte çok haklısın. Ama ben bugünden sonra niyet ediyorum. Doğaya iyi bakacağım, geleceğe gülümseyeceğim. Endişemle birlikte kol kola gireceğim. Beni endişelendiren her şeyi pozitife döndürmek için birey olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz sende Gizemciğim. Güzel bir söyleşi diliyorum. Sonra da ortağım Aslı devralacak sohbeti. Çok teşekkürler. Öncelikle herkese merhaba. Bugün aslında baktığımızda belki biraz olumsuz, bizleri ürküten bir konu hakkında konuşuyoruz. Ama diğer taraftan Ceyda'nın da çok güzel anlattığı gibi aslında önemli olan hissettiğimiz bu ürkütücü belki duyguları çok doğru, çok iyi, bize iyi gelen, çocuklarımıza da aslında daha çocuklarımızın da daha bir amaca yönelik hareket ettiği bir noktaya getirebilmek. Çok kısa aslında ben bu yola nasıl çıktım ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü ondan bahsederken yuvam dünyadan da bahsetmek isterim. Ben de Yakın İlişkiler isimli bir platformun kurucusuyum ve Yakın İlişkiler'de biz de insanların farklı farklı ilişkilerde, bunun içerisinde doğa da dahil tabii ki, nasıl hissettikleri üzerine konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Ve Yuvam Dünya geçen seneydi. Biz birlikte eko kaygı hakkında konuşalım, doğal ilişkimiz hakkında konuşalım diye geldiğinde ilk konumuz ekolojik kaygıydı ve tam bunun üzerine yazmaya başladığımız esnada maalesef geçen seneki o yangınlar başladı. Gerçekten hem yazıyı yazıyordum hem o korkunç kaygıyı kendim de buram buram hissediyordum. Ve o dönem bir de şöyle bir şey oldu. Benim de şu anda 5,5 yaşında olan bir kızım var. Geçen sene benimle birlikte hep anneciğim, yani yangın ne demek? Ağaçların yanması ne demek? Bu ne anlama geliyor sorularını çok fazla sormaya başladı tabii ki o dönemde bana. Ve bu benim için aslında doğayla çocukların kurduğu ilişki, çocukların
ekolojik kaygıyla baş etmek üzerine nasıl başa çıkabilecekleri bu kaygıyla ve gelecekte aslında onları iklim kriziyle ilgili doğru şeyler yapabilen bireyler olarak yetiştirmek adına daha fazla araştırmaya itti aslında. O yüzden bugün size anlatacaklarımı anlatırken bir psikolog olarak anlatıyorum tabii ki ama bir yandan da bir anne olarak, bir ebeveyn olarak da anlatmak istiyorum. Yani o duyguları içimde hissederek anlattığımı bilmenizi isterim. Yuvam Dünya'da iklim kriziyle mücadele için bir araya gelmiş. Hayatın çok çeşitli alanlarından insanların bir araya geldiği çok kıymetli bir dernek. Umarım takip ediyorsunuzdur. Etmiyorsanız takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Bence çok farklı noktalara değinerek, çok farklı yöntemlerle iklim kriziyle mücadele konusunda herkesi bilgilendirmeye çalışıyorlar. Ben de oranın bilim kurulu üyesiyim ve bugün burada olmak çok güzel diyerek bir giriş yapayım ve şunu söyleyeyim. Yani biz ebeveynler olarak aslında baktığımızda böyle öncelikle tabii ki günlük problemlerle ilgileniyoruz çocuklarımız düşündüğümüzde. Çocuklarımız iyi olsun, iyi uyudu mu, iyi yemek yedi mi, bugün okulda bir sorun yaşadı mı? Aslında böyle hep kısa vadede hani hemen önümüzde olan somut problemlerle ilgileniyoruz. Ama çok doğal. Zaten böyle olması çok doğal. Ama bir yandan da aslında iklim krizi gibi çocuklarımızın geleceğini etkileyeceği çok net olan bir şey böyle tepemizde dururken bu konuyu görmezden gelmek de çok zor değil. Çünkü bunu görmezden gelen çok fazla insan var tabii ki. Ama bir yandan da çocuklarımızın artık iklim krizi kavramıyla tanıştıklarını ve bu kavramla ilgili endişelenmeye başladıklarını görüyoruz. 10 farklı ülkede aşağı yukarı 10 bin katılımcıyla yapılan bir araştırma var ve yani çocuklara soruluyor. İklim krizi hakkında ne düşündükleri, ne hissettikleri soruluyor. Ve çocukların her 3 çocuktan en az ikisi şunu söylüyor. Ben iklim kriziyle, gelecekle ilgili, iklim doğanın geleceğiyle ilgili ya çok ya aşırı endişeliyim diye cevap veriyorlar. Çocukların %40'ı gelecekte çocuk sahibi olmaktan çekindiklerini, çünkü kendi çocuklarının yaşanabilir bir geleceği olmadıklarını düşündüklerini söylüyorlar. Yine aynı şekilde çocukların yarısından fazlası gelecekte yaşanabilir bir dünya kendilerinin bile, bırakın onların çocuklarını, kendilerinin bile yaşanabilir bir dünya bulamayacaklarını düşünüyor. Şimdi 10 farklı ülke ve 10 bin çocuk diyorum ve gerçekten çok yani bu ülkeler arasında Brezilya'da var, Hindistan'da var, Finlandiya'da var, Amerika'da var. Yani çok farklı farklı ülkeler ve çocuklar bunu düşünüyorlar, hissediyorlar. Peki biz burada çocuklarımızla bir, bu konuyu nasıl konuşabiliriz? İki, çocuklarımızın farkındalığı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Ya da çocuklarımıza bu farkındalığı nasıl yaratabiliriz? Bu konuşmak istediğim konulardan bir tanesi. İkinci bir konuda bunu yarattıktan sonra, çocuklarımızda bu farkındalığı yarattıktan sonra bu farkındalıkla nasıl baş etmelerini sağlayabiliriz? Sağlıklı bir şekilde hissedecekleri kaygıyı aktif ve pozitif bir şeye nasıl dönüştürebiliriz? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bir üçüncüsü de tabii ki yetişkinler olarak bizim neler yapabileceğimiz ve neler hissedeceğimiz üzerine olacak. Şöyle şimdi evet sorularımız var. Ben en çok oyalan ilk 3 soruyu yöneltmek istiyorum sana. Ama öncelikle hani şu vurgu benim için çok önemliydi. Doğayla bağını sağladığımızda bir çocuğun aslında orada empati duygusunu da çok desteklemiş oluyoruz ve böylece aslında her şey oradan da başlıyor diyebiliriz. Anlattıklarından çıkardığım en önemli sonuçlardan bir tanesi. Şimdi ben evet soru olarak bu konuda şu an hemen yapabileceğimiz en etkili şey adım nedir diye sormuş izleyicimiz. Onun cevabını almak isteriz. Aslında birkaç farklı örnek vermeye çalıştım. Yaş grupları içerisinde mümkün olduğu kadar onları entegre edebileceğimiz hareketleri anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi küçük yaş gruplarında onları bilgiler vererek onların hızlıca yapabilecekleri işte. Alışverişe gidiyoruz. Hadi bak bu çantayı sen taşı ve oraya gittiğimizde bana bunu kullandırmayı unutma
Yani mesela 3-7 yaş arası çok rahat yapılabilecek bir şey. 7-11 yaş arası çok rahat yine yapabileceğimiz bir şey. Hadi seninle bu işte az önce verdiğim örnek. Bugün akşam ne yemek yapabiliriz? En az malzemeyi kullanacağımız ama en lezzetli olabilecek ne yemek yapabiliriz? Veya tüketim alışkanlıklarını azaltacak şekilde. Hadi bak seninle gidelim ve bu işte bu alışverişimizde en çok ihtiyacımız olan ama böyle en az olabilecek neler alabiliriz? Böyle belki küçük şeyler, yarışlar. Bu sefer daha az şey almayı başardık gibi. Daha büyük yaş grubunda da hadi bana iklim kriziyle ilgili bilmediğim bir şeyler anlat. Neyse tüketen hayvanlarla ilgili beni bilgilendirmeye ne dersin? Ya da hadi bir Belgesel kronik izlemek belgesel mesela birlikte. izlemek. Evet, o gerçekten belgesellerin bence yaş şeyini hiç umursamadan demek istiyorum, dikkatli bir yerden söyleyeyim. Tabii ki onları korkutmayacak belgeseller. Ama hani çok küçük çocukların anlamayacağını düşünebiliriz ama hiç öyle hissetmeyelim. Yani mesela diyorum kutup ayılarıyla ilgili bir belgesel izlediğimizde belki çocuklarımız için çok büyük bir şey ifade etmeyebilir. Hani kutuplar, buzullar falan. Ama hala bile orada yaşayan hayvanlar var ve o hayvanları da biz önemsiyoruz. Onları hiç görmeyebiliriz ama onlar da önemli. Bu bilgileri hiç yaşını umursamadan anlatmamız kıymetli. Aslı az önce söylediğin şeye çok küçük bir ekleme yapacağım senin doğayla o ilişki kurmayla ilgili. Şunu söylüyoruz psikologlar olarak. Önce doğanın içinde olalım, sonra doğayla birlikte olalım, en son doğa için çalışalım. Çünkü doğanın içinde olmadan doğayla birlikte olamayız, doğayla birlikte olmadan da doğa için çalışmayı öğrenemeyiz. Çok çok güzel, çok gerçekten özet bir cümle oldu bu bence. Şimdi bir sorumuz daha şöyle: takım çalışmasında çocuğu ödüllendirme yöntemleri nelerdir? Diye sormuş Hülya Hanım. Takım çalışmalarında yani bunlar aslında çok küçük, yani çok böyle büyük düşünmemize gerek yok. Mesela çocuğunuzun arkadaşı diyelim ki eve geldi ve onlara siz bir takım projesi verebilirsiniz. Hadi bana birlikte güzel bir resim yapın ve o resimdeki iki çocuğun da eforunu, birlikte eforunu takdir edin. Ya da işte mesela çocuğunuzla birlikte bir kek yapın ve o keki yaparken her ikinizin de çabasının o kekin ortaya çıkmasındaki çabasını takdir edin. Okulda mutlaka çocuklar zaten takım çalışması yapıyorlar. Okulda yaptıkları takım çalışmaları hakkında bilgi edinin. Bunları dinlerken, aa senin burada nasıl bir payın oldu? Peki arkadaşın bilmem kimin nasıl bir payı oldu? Ortaya nasıl bir şey çıktı? O büyük resmi konuşmaya çalışırsanız çocuk takım içerisinde hem kendi çabasını hem de takım olarak ortaya koyduklarının önemli olduğunu daha iyi anlayacaktır. Peki ben son soruyu da yöneltmek istiyorum. Yetişkinler ve çocuklar için kitap önerisi sormuşlar. Ben buna belgesel de eklemek istiyorum. Şöyle yapalım. Bununla ilgili gerçekten çok güzel çocuk kitapları da var, çok güzel belgeseller de var. Ben bunlarla ilgili bir liste oluşturayım. Yuvam Dünya'nın da zaten bir kere her Evet. şeyden önce Yuvam Dünya'yı takip Evet. etmenizi çok öneririm. Onların çok güzel önerileri oluyor zaten. Onun dışında benim bugün anlattıklarımla ilgili Türkçe kitap önerileri biraz daha zor ama yine de hani bunları bir araya getirdiğimiz bir listeyi paylaşımın altına kopyalayacak şekilde hazırlayalım derim. Ne dersin Aslı? Çok güzel olur, harika olur. Bence çok destekleyici olur konuşmamızı, buluşmamızı. Kesinlikle yapalım. Zaten şöyle, biz burada belki katılamayan izleyicilerimiz, bizi takip etmek isteyen takipçilerimiz için de sosyal medyamızda bu buluşmamızın bir özetine yer vereceğiz. Onun altında da zaten bu öneriler ve ipuçlarıyla birlikte tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Gizemciğim. Ben Taş Kağıt Makas Atölyesi adına Alarko Carrier ev sahipliğinde düzenlediğimiz Doğaya iyi Bak, Geleceğe Gülümse buluşmalarına devam edeceğiz yıl sonuna kadar. Çok güzel konu başlıklarımız var. Çok da böyle kendi uzmanlık alanında çok değerli isimler bizlerle olacak. O yüzden bizim bu buluşmalarımızı takip etmenizi de diliyoruz. Yuvam Dünya'ya da çok teşekkür ederiz sizlerle bizleri buluşturduğu için. İyi akşamlar diliyorum. Çok Hoşça kalın. teşekkürler. Burada olmak çok güzeldi. İyi akşamlar.